Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda herhangi bir program, uygulama veya eklenti kullanmadan doğrudan kablosuz bir şekilde iPhone'unuzdaki fotoğraf veya videoları nasıl bilgisayarınıza aktaracağınızı anlatacağım. Bu yapabileceğiniz en güvenilir yöntemlerden bir tanesi olduğunu hatırlatayım. Bu işlemde ihtiyacınız olan tek şey arkadaşlar, bilgisayarınızla telefonunuzun aynı ağ üzerinde bulunması yeterli. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk olarak hemen masa üstünde yeni bir klasör oluşturalım. Bu klasöre iPhone'umuzdaki fotoğraf veya videoları aktaracağız. Bunun için hemen sağ tıklıyorum. Ardından yeni. Buradan klasörü seçiyorum. İsterseniz klasöre herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben örnek olması açısından iPhone şeklinde bir isim veriyorum. Devamında bu klasörün üzerine gelip sağ tıklıyorum. Ardından özellikleri seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden paylaşım kısmına gidiyorum. Buradan paylaşım kısmını seçiyorum. Bakın burada arkadaşlar kullanıcı adım bu. Tek boşluk worm şeklinde. Sizin kullanıcı adınız neyse buradan da öğrenebilirsiniz. Kullanıcı adınız seçili durumdayken paylaş diyorum. Ardından arkadaşlar herhangi bir uyarı gelirse paylaşımı aç şeklinde evet dedikten sonra bu sayfa geliyor ve bitti diyorum. Sonra gelişmiş paylaşım sekmesine gidiyorum. Burada bu klasörü paylaş diyorum. İzinler kısmına gidiyorum. Burada arkadaşlar bakın ekle diye bir seçenek var. Ekle diyorum. Ardından gelişmiş. Buradan şimdi bul diyorum. Sayfanın arkadaşlar biraz alt kısmına doğru gidip kullanıcı adımı buluyorum. Sizin tabii üst kısımlarda olabilir. Hemen bakın buradan kontrol ediyorum. Benim kullanıcı adım burada yer alıyor. Tek worm şeklinde. Bunu çift tıklıyorum. Ardından tamam diyorum. Bakın burada kullanıcı adımı seçili hale getirdikten sonra izin ver seçeneklerin tamamını arkadaşlar seçili hale getiriyorum. Uygula ve tamam diyorum. Tekrar uygula ve tamam diyorum ve kapat diyorum. Şimdi öğrenmemiz gereken iki şey var. Birincisi arkadaşlar IP numaramız. IP numaramızı nasıl öğreneceğiz? Rastgele herhangi bir klasör açalım. Ardından sol taraftaki A yazan yerin üzerini sağ tıklayıp özellikler diyelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada internetin altında bağlantının karşısında şöyle bir kısım olacak. Burayı tıklayalım. Ardından ayrıntıları seçelim. Bakın burada IP numaram burada yer alıyor. IP versiyon 4 adresi 192.168.1.28. Sizin neyse arkadaşlar onu öğrenin. Onu öğrendikten sonra yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Kullanıcı adınızı zaten öğrendiniz. Şifrenizin olması gerekiyor. Yani bilgisayarınızda bir oturum açma şifresi olması gerekiyor. Eğer oturum açma şifresi yoksa bazen buna izin vermeyebiliyor. Eğer şifreniz yoksa yani bilgisayarınızı açarken bir şifre yoksa hemen hızlı bir şekilde şifre oluşturabilirsiniz. Bunun için denetim masasını açalım. Şu arama kısmına denetim masası şeklini yazıp denetim masası uygulamasını açalım. Burada görüntüleme ölçütü kategori olacak şekilde kullanıcı hesaplarını seçelim. Ardından tekrar kullanıcı hesaplarını seçelim. Bakın burada benim kullanıcı adım burada yer alıyor. Burada başka bir hesabı yönetim kısmını tıklayalım. Kullanıcı hesabımızı gördükten sonra tıklayalım. Ardından parola değiştir diyelim. Eğer parolası yoksa burayı boş bırakıp buradan arkadaşlar yeni bir parola oluşturalım şu şekilde. Parolamızı tekrar yazalım. Hatırlamak amacıyla buraya rastgele bir ipucu yazalım ve parolayı değiştir diyelim. Böylece bilgisayarımızın oturum açılışında bu şifresi olacak. Bu şifreye arkadaşlar ihtiyacımız var. Bilgisayarımızın oturumunu kapatmayacağız. Sadece telefonla bir bağlantı sağlayacağımız için bu şifreye ihtiyacımız var. Şimdi yapmamız gereken artık telefonumuza geçiş yapmak. Şimdi ne yapıyoruz? Telefonumuza şöyle geçiş yapıyoruz. Bakın burada dosyalar diye bir kısım var. Bu tüm iPhone'larda var. Dosyaları tıklıyorum. Şöyle geri geliyorum. Şu sayfaya geliyorum. Göz at sayfasına. Yani iCloud Drive, iPhone'umda son silinenler. Bu şekilde bir sayfa olacak. Bu sayfaya geldiğinizde sağ üst kısımdaki yatay 3 nokta simgesini tıklayalım. Sunucuya bağlan diyelim. Buraya IP numaramızı yazıyoruz. 192.168.1.28. Benimki buydu. Sizinki hangisi onu yazın. Ardından bağlan diyelim. Şimdi buraya bilgisayarımın kullanıcı adını yazıyorum. Aynen olduğu gibi tek boşluk worm şeklinde arkadaşlar. Kullanıcı adımı yazdıktan sonra parolasını yazacağım. Neydi parolam benim? Siz bilmiyorsunuz tabii. Sizinki neyse arkadaşlar onu yazın. Onu yazdıktan sonra ileri diyorum. Bakın bağlandı. Nereye bağlandı? Bizim arkadaşlar bu klasörün olduğu yere bağlandı. Şuradan görebiliyorsunuz. iPhone klasörü bu klasör oluyor. Tüm fotoğrafları buraya attığımızda bilgisayara atmış oluyoruz. Şimdi bakın fotoğraflarıma geliyorum. Şu şekilde. Fotoğraflarım şunlar. Şöyle şunların tamamını seçili hale getiriyorum. Yani atacağınız fotoğraf, video ne varsa ıvır zıvır. Şunları mesela.
Şöyle paylaş diyorum. Bakın sağ alt kısımdan paylaş diyorum. Ardından dosyalara kaydet diyorum. Buradan geri geliyorum. Bakın geri geliyorum. Bakın şuraya geldiğinde, göz at kısmına geldiğinde paylaşılan kısmında IP numaramın olduğunu görüyorum. Sizin IP numaranız burada olacak paylaşılan kısmında. 192, 168, 128. Burayı tıklıyorum. iPhone'undayı seçiyorum. Bakın klasörün içine girdik artık. Kaydet dediğimde fotoğraf ve videoları buraya kaydedecek. Şimdi kaydet diyorum. Kaydet dediğim anda ne oluyor arkadaşlar? Bu fotoğraf ve videolarımı iPhone klasörünün içerisine kaydetmeye başlıyor. Hatta şu şekilde masa üstündeki iPhone klasörünü açıp anlık olarak kontrol edin. Bakın yavaş yavaş atmaya başlıyor. Ben şu anda bu Wi-Fi'den biraz uzakta kaldığım için biraz yavaş oluyor. Ancak siz Wi-Fi'ye yakınsanız oldukça hızlı bir şekilde bu aktarım işlemini yapacak. Arkadaşlar bu işlem olabildiğince basit ve güvenilir. Onu hatırlatayım. Yapabileceğiniz en basit yöntemlerden bir tanesi bu. iTunes'la bilmem kabloyla falan vesaire uğraşmanıza hiç gerek yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Ve size faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.